Günaydın, mutlu sabahlar. Sabah kahvesine hoş geldiniz. Alanında başarılı kadınları konu etmeye devam ediyoruz sabah kahvesinde yine her zaman olduğu gibi. Ama bugün çok farklı bir konu ele alalım istedik. Yüz okuma sanatını konuşacağız. Aslında karşılaştığınız kişilerin yüzünü okuyup aslında onların karakterini de biraz daha çözebilirsiniz. Bu nasıl oluyor peki? Çok eski yıllara dayanıyor, öncesine, binlerce yıl öncesine dayanıyor ve aynı zamanda tabii ki Osmanlı'da da ilmi sima olarak bilinen çok yaygın bir bilim olduğunu, bir alan olduğunu belirtelim. Çin yüz okuma sanatı uzmanı Sayın Sevgi Karaca bizlerle, çok keyifli olmasını umuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii sizin kitabınızdan başlayalım isterseniz ama kitabınızda dikkat çeken birkaç cümleyi de okuyarak izleyenlerimiz anlasın diye ön plana çıkarmak istiyorum. Sen gerçekte sen misin kitabınızın ismi ve şöyle diyorsunuz, yüzümüzdeki yüz noktada gerçekte kim olduğumuza ve istediğimiz hayata nasıl ulaşabileceğimize dair ipuçlarını içeren yüz mesaj ve yüz şifre kaydedilmiştir diyorsunuz. Yani bir insanın kişiliğini, karakterini, neye yetenekli olduğunu, ne konuda biraz daha sınırlı olabileceğini siz yüzüne bakarak anlıyorsunuz. Evet. Nasıl oluyor bu? Nedir bu sanat? Evet, bu sanat milattan önce 3000'li yıllarda, hatta yazılı kaynaklar milattan önce 600. yıllara kadar gidiyor ama Çin'de kadınlara dokunmak yasak olduğu için uzaktan tanı yöntemiyle hastalıklar teşhis ediliyor. Ve bu bir süre sonra bakılıyor ki hastalıklar yüz hatlarına yansıyor. Bir süre sonra karakter özelliklerinin yüz hatlarına yansıdığını görüyorlar. Tabii bu 5000 yıllık bir süreçten bahsediyorum ben. Ve daha sonra Çinliler bunu gerçekten önemsiyor ve bir sanat haline getiren, evrensel ilkeleri olan bir sanat haline getiren de Çinliler oluyor. Ama tabii ki Yunan eski Yunan'da da çok kullanılmış. Örneğin Aristo, bildiğimiz önemli fizyonomistlerden, Sokrates de öyle. Büyük İskender komutanlarını seçerken hocasına soruyor, nasıl, hangi yüz hatlarına sahip komutanları seçmeliyim diyor. Ve o da söylüyor, işte alnı böyle olsun, işte gözleri böyle olsun, burnu böyle olsun, çene. Asıl diyor çene anahtardır diyor İskender'e ve ona göre seç diyor komutanlarını. Bakın bu çok önemli. Abraham Lincoln kabinesini seçerken yüz okumadan yararlanıyor, fizyonomiden yararlanıyor ve kabinesi için o kadar çok referansı olan bir insan başvurduğu zaman herkesten referans almış ve olumlu. O karşısına geldiği zaman kabine üyesi seçimi için fizyonomiye göre yüzünü okuyor. Ve sonra yanındakilere diyor ki bu beyefendi bir daha buralara gelmesin istemiyorum diyor. Ve nitekim bir süre sonra bir hafta daha zaman geçmeden o kişinin casusluk suçundan ve yakın birini öldürme suçundan tutuklandığı gazetelerden okunuyor. Bu kadar önemli çünkü deneme yanılma acıtıcı bir yöntem olabilir, uzun yıllar alabilir ama en iyi yöntemlerden biridir. 5000 yıllık bir birikim var, gözlem var, doğayı gözlem, insanı gözlem, doğuştan ölüme kadar. Kıştan dört mevsim geçip tekrar bir, yani o döngüler çok iyi takip edilmiş. İnsan yaşamı çok iyi takip edilmiş. Dolayısıyla sonuçta da insan yaşamının bu evrelerini beş element teorisine göre açıklamışlar. Ve bir insanın hani anne karnında çocuk, doğduktan sonra çocukluk, gençlik, orta yaş ve yaşlılığa kadar bu derin gözlemler böyle kadim ilkeleri olan bir bilim ve sanat dalı haline gelmiş. Şimdi günümüzde çok fazla, en azından Türkiye'de bilinmiyor olmasının nedenlerinden bir tanesi de aslında belki bunun biraz daha arka planda kalmış olması. Çeşitli belki inanışlar vardı. Mesela biraz önce söyledik ya anonsta, özellikle Osmanlı'da çok kullanılan bir sanat değil mi? Kesinlikle bu, eş seçerken, evet, ilmi sima deniyor hatta. İlmi sima, evet. Evet. Kesinlikle. Ama bugüne geldiğimizde uluslararası anlamda farklı ülkelerde, gelişmiş ülkelerde de çok kullanılıyor.
Hatta istihbaratın bile kullandığı sistemlerden bir tanesi değil mi? Kesinlikle. Çok önemli yani. Bunu önemli. Biraz daha anlamak gerekiyor. Bunun nedeni 1940'larda, hani 40'lardan 50'lerden sonra gidişte, yani tarihsel süreçte biraz bu işi kafatasçılığa götüren kişiler de olmuş. Dolayısıyla biraz insanlarda bu soğukluk yaratmış, tartışmasız kötü bir gerçek. Kötü niyetli kullanım. Kötü niyetli tabii. Çünkü bir insanın kafasının bütün bölümlerini, yani kafasını bölümlere ayırıp işte şu bölge bunun için, bu bölge bunun için gibi bir düşünce içinde olanlar da çıkmış. Ama bunun yanı sıra dediğim gibi bir hakim çıkarak aynı yüz hatları, benzer yüz hatları görmüş aynı suçu işleyenlerin. Bakın bu bir çok büyük bir farkındalık. Sonra yüz ile ilgili bir enstitü kurmuş. Yüzün 68 ayırt edici özelliği alınmış. 1200 denek üzerinde uygulanmış. Ve %93 başarıyla devam etmiş. Yani bu %93 başarı çok büyük bir başarı. Nerelerde kullanıyor mesela? Şu anda dünyada, Şu anda dünyada nerelerde kullanıyor? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Diyelim ki insan kaynakları departmanı, insan kaynakları ya da sigortacılık ya da satış. İnsanla birebir yüz yüze olan her alanda kullanılabilir. Ama diyelim ki yüz yüze değilsiniz, fotoğraftan da o kişinin yüz okuması yapılabiliyor. Çünkü o kişinin beden dilini, bedeni olmadan, yani sadece boynun üst kısmıyla ilgilendiği için sadece yüzle, dolayısıyla anında da o yüz okuma evrensel ilkelerini devreye sokabiliriz. Ama öncesinde araştırma imkanımız varsa o kişi hakkında hani fotoğraflardan da ayrıntılı karakter analizi yüz hatlarına bakarak yapabiliriz. Dolayısıyla iş müzakeresinde, bir masada, toplantı esnasında karşısındaki kişinin düşünce, davranış, duygu biçimlerini nasıl yani hangi tür konuşmayla iletişimin daha iyi olabileceğini, çünkü arasında bir mesafe olmasını isteyen insanlar da var. Ama sıcakkanlı insanlar da var. Yani hemen dost, arkadaş olmak isteyen insanlar da var. Bu yüz hatlarından bakarak o kişinin nasıl bir insan olduğuna dair karakter özelliklerini okuyup ona göre iletişimi, doğru iletişimi başlatıp bir iletişimi de doğru sürdürebilir. İnsan seçiminde yani bu yüz yüze olan, hani satışta o kişiye ürününü nasıl tanıtacak, nasıl anlatacak, uzun konuşmayı mı seviyor o kişi? Hemen sadede gel diyenler vardır biliyorsunuz. Hemen uzun anlatırsa o kişiyi kaybedebilir örneğin. O kişinin nasıl satış yapacağı ürünü nasıl anlatması gerektiği konusunda hızlıca karar vermesini sağlayabilir. Dolayısıyla insan kaynakları departmanında da seçerken yardımcı bir unsur, tabii ki tam belirleyici bir unsur olması konusunda hemen itirazlar gelebilir. Ama bu bir yardımcı unsur olarak kullanılabilir bu sanat. Çünkü Zappa CEO'su Tony Hayes diyor ki benim verdiğim kararlar yüzünden ve birçok şirkette yanlış seçimler yüzünden, yanlış kişi seçimleri yüzünden milyonlarca liralık zarara girmiş bu nedenle. Ve ben kendi zararında $100 milyon fazla olduğunu söylüyor. Bakın, demek ki insan seçiminde kullanılan yöntemler işe çoğu yerde yaramadığının tespiti bu, zarar olduğuna göre. Seçilen insanlar doğru insanlar olsalardı işler için, zarar bu kadar olsa bile bu kadar yüksek olmayabilirdi. Belki bizim bilmediğimiz bu tip bir uzmanlık alanını, bu sanatı kullanan kurumlarda olabilir. Yani bunu bilemeyiz çünkü neticede tabii bir ki, görüşme yapılır. Dolayısıyla tabii ki onların artı bir özelliğidir. Eğer bunu fark edip de kullanıyorlarsa, evet, doğal olarak. Bu çok önemli. Kişi kendini yakın tanımada zaten onu her zaman, aç parantez kapa parantez, bir kişinin kendini yakından tanıması için kullanılabilecek bir sanat. İnsan kaynakları için, sigortacılık, işte pazarlama alanında kullanılabilir. Tabii ki politikacılar için de çok önemli bu. Yani ülkemiz şu anda bir seçim sürecinde. O kişinin, rakiplerinin iletişim biçimleri, onun için kişisel özelliklerini, karakter özelliklerini tanıyıp iyi rekabet stratejileri geliştirebilir. Dolayısıyla yani hangi alana koysanız o alanda fayda getirecek bir sanat. Öğretmenler öğrenip çocukları, öğrencileri için onun hani hiperaktivitesi mi var, nasıl öğrenme biçimi, nasıl? Çünkü birçok öğrencimiz sıkılabilir. Yaratıcı özellikleri çok olan bir öğrenci, matematik ya da fen derslerinde değil ama diğer yaratıcı özelliği olan derslerde başarılı olabileceğini düşünüp o şekilde yönlendirme yapabilir.
Ama şimdi şunu da merak ediyorum. Birazdan belki kitaptan da örnek veririz. Hı-hı. Belki bir yüz okuyabiliriz. Hı-hı. Ama şöyle bir örnek de ön plana çıkarırsak. Yani aynı, aşağı yukarı aynı yüz özelliklerine sahip. İşte çene diyorsunuz, göz diyorsunuz. Bunun 100 tane noktası var. Ama evet, neticede... Bunlar farklı yetişmiş olabilir. Yani bir insanın o karakterini ön plana çıkardığı zaman doğuştan mutlaka bu fiziksel özellikleri, yüzünün hattı var ama çevre etkisi var, aile etkisi var. Bazı şeyleri bilinçaltına atıp aslında yeteneklerini sınırlama gibi bir etkisi olabilir. Bunu nasıl ayırt etmek lazım? Yani bunun aslında hayal gücün yüksek ama sen bunu sınırlamışsın çünkü çevre değeri yüzünden gibi mi bir analiz yapıyorsunuz siz? Nasıl ön plana çıkıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Dilerseniz birazdan belki canlı uygulama isterseniz size de yapmama izin verirseniz tabii, yaparım. Mutlaka, ya da kitaptan örnekler olabilir. Evet. Şöyle söyleyeyim. Dilerseniz hani 100 yaş haritalarımız var. Öncelikli olarak yararlandığımız yani elimizde birçok bizim dökümanımız var. Orada 100 tane nokta 100 var değil mi? 100 tane nokta var. Çünkü Çin yüz okuma sanatında bir insanın 100 yaşına kadar yaşayacağı varsayılıyor. Ve bulunduğu yaş, ondan öncesi ve sonrası hakkında veri alabileceğimiz gördüğünüz gibi 100 tane noktamız var. Ve 100 noktada da hakikaten 100 mesaj ve bu mesajların şifrelerini çözdüğümüzde de gerçekten önümüzde yepyeni başkasının öngördüğü hayatı değil de kendi istediği yaşamı kurma açısından ona doneler verecek harikulade bir elinde bilgi deposu var diyebileceğim. Kendi yüzü var. Kadınlarla erkekleri tabii farklı taraflardan gösteriyoruz. Kadınları sağ taraftan yüzünü okumaya başlıyoruz. Erkeklerin sol taraftan birbirlerinin aynası. Dolayısıyla bakın güzel değil mi? Birbirini tamamlayıcı unsur. Yani baktığı zaman kadın erkek birbirinin aynası olarak hani sağ tarafta okuyorsak kadınları, erkekleri sol kulaktan başlayarak okuyoruz. Bu da ikisinin birbirini tamamlayan unsur olduğunu güzel bir örneği diye düşünüyorum. Doğanın gücünü de evet, gösteriyor kesinlikle. Aslında değil mi? Çocukluk bir insan hayatındaki en önemli evresi. En korumasız olduğumuz, insanların anne babamızı, ailemizi en muhtaç olduğumuz ve korkularımızın en yüksek olduğu dönem. Dolayısıyla hani çocukluk bir insanın tabii ki hayatını yönlendirmede bu kadar etkili. Ve biz bir insanın çocukluğunun nasıl geçtiğini zaten Çin yüz okuma sanatında kulaklarına bakarak anlayabiliyoruz. Hatta tek vakalara kadar inebilme başarısını da göstererek. O kişiyle yüz okuma yaptığım insanlarla görüştüğüm zaman ya da işte yüzün kitabımda da kulağında gördüğüm ve önemli bulduğum yüz okumalarımda onu belirttim. Dolayısıyla kendiyle yüzleşip o olayla hatırlayıp o olayı geride bırakma şansı da var. Çünkü o hayatına engel olduğunu görebilmesi açısından önemli. Sizin dediğiniz gibi engeller bir insanı zaten hayatında başarısını alıkoyan da onun kendi kendine yarattığı engeller, başkasının değil. Bir insanın hayatta başarılı olması için doğduğu günden belki ya da bir aylıktan... Anne karnı bilinçaltından dahi bahsediliyor günümüzde. Değil mi? Neticede... Genetik miras. Değil mi? Bunu... Evet. Okuyabiliyorsunuz ve hayatta hangi alanda başarılı olacak, nasıl bir karaktere sahip, onu ne mutlu eder, ne mutsuz eder stres gibi. Stres altında nasıl davranır? Değil mi? Çok önemli. Önemli. Çünkü bir insan iş dünyasında da alırken olumlu karakter özelliklerine göre bakılıyor. Aslında bir insanı stres altındayken tanımak gerek. Çünkü stres altındayken bambaşka bir haline gelebilir. Ve asıl önemli olan da onun stres altında nasıl davranacağı. Kişi için de çok önemli. Çünkü stresi ne yöneten kendini iyi yönetir. Duygularını yöneten kendini iyi yönetir. Anılarını yöneten kendini iyi yönetir. Dolayısıyla burada kişi kendi handikaplarını diyeyim daha doğrusu bir başka deyişle. Kendi kendine ket vurduğu alanları da görüp onlarla yüzleşip negatif özelliklerine odaklanmak yerine pozitif özelliklerine odaklanmayı da öğrenebilir. Ki insanlar aslında tam tersini yapıyor demişsiniz. Tam tersini değil mi? Çünkü doğuştan negatife eğilimli dünyaya geliyoruz. Bu doğanın bir kuralı. Negatife eğilimli dünyaya geliyoruz ve genelde yüzleşmekten kaçınıyoruz. Yani hep biraz tembel tarafımıza kayıyoruz. Dolayısıyla hep kendimizi motive etmemiz lazım. Hem kendimizi hani sürekli olarak ileriye yönelik olarak hedeflere doğru yöneltmemiz lazım. Bu zor bir süreç, kolay bir süreç değil. Dolayısıyla güçlü özelliklerini görüp negatif alanda benim gördüğüm insanlar güçlü özelliklerini negatif alanda kullanıyorlar. Sabırsa mesela
iş yerindeki insanlara bu sabrın diyelim bir iş yerine alalım veya bir çifti ele alalım hiç fark etmez. Negatif yönde sabır gösteriyor. Nasıl konuşmuyor? İşte pasif agresif evet. davranışlar gösteriyor. Ama o orada özelliğini sabır var alıp ama olumlu evet, sabır ama yok. Bir negatif sabır. Evet. Yani onu alacak. Hani SWOT analizi yapıyoruz tabii ki doğal olarak. İş yerlerinde de SWOT evet, analizi yapılır. Zayıf yönleri. Dolayısıyla o kişi o alandaki negatif kullandığı sabır, işte inatçılık, inatçılık da çok önemli ama inatçılığı negatif anlamda gösterdiği zaman ona zarar veriyor. Hepsini alıp pozitif alanda kullanmayı öğrendiği zaman birdenbire her şeyin değiştiği çıkar ortaya. Mesela çocukluk dediniz, çocukluğu biraz daha kulaktan okuyorum kulaktan dediniz. Okuyoruz, ne gibi evet. mesela bir örnek verebilirsiniz? Sizin kulağınızdan şöyle bakabilir miyim tabii. izin verirseniz? Evet. Şöyle söyleyeyim, kulakta yaşanan her şey iz bırakır dedim. İşte girinti çıkıntı olabilir. Bu kulak kıvrımlarımız var biliyorsunuz. Hı hı. O kıvrımlar düzleşebilir herkes stres nedeniyle. Farklı. Ama gördüğüm kadarıyla birkaç olayın dışında hayatında herkesin tabii ki önemli olaylar var. Çocukluğunuzun normal geçtiğini söyleyebilirim. Önemli bir özellik aileye bağlı mı, aileden çabuk mu özgür olmak istiyor? Hani ama siz ailenize çok bağlı olduğunuzu görüyorum. İnanılmaz derecede aile, aile, aile diyor kulaklarınız. Bakın bu çok önemli. Dolayısıyla hani özgürlüğüne düşkünse bir çocuğun kulağından onu görebiliriz ya da bir yetişkinin. Yani kulaklar bir insanın özgürlüğe düşkün olup olmadığını, çocukluğunun zor geçip geçmediğini, aileye düşkün olup olmadığını gibi bu yönde önemli bilgiler verir bizlere. Çocukluğu zor geçmişse o kişi eğer kendiyle uğraşıp bu zorlukları aşamamışsa o kişinin mutlaka kendi gerçek kişiliğiyle bu yaşadıkları arasındaki o büyük açıklık onun yaşadığı sorunlarında o kadar artmasına neden olur. Dolayısıyla bunlar kulaktan hepsi okunabiliyor. Bunun dışında mesela gözler, burun, dudak mesela şu burunla ağız arasındaki mesafe sırasıyla dediğiniz alın. Hem buyurun. Hepsini sırasıyla. Mesela oldukça yuvarlak bir alnınız var sizin. Yandan izin verirseniz şöyle yandan döndüğünüzde de gerçekten de üst tarafı daha yuvarlak olmak koşuluyla yani şu kısmı aşağı doğru yuvarlak bir alın. Bu sezgi gücünüzün yüksek olduğunu gösteriyor. Gücünüz, sezgi gücünüz yüksek olduğunu hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Bazen oluyor ama hani karakter olarak ön planda mıdır derseniz ben bunu çok hissetmiyorum ama belki biraz kendim arka plana atmış evet, olabilirim. Çünkü yetişkinler çocuklarındaki bir özellikleri görüp hani korkarak geleceği görebilme, hissedebilme özelliği çok önemli sezgi gücü. Onu biraz bastırabilirler. Dolayısıyla insanlar bunun farkında olmayabilir. Evet. Mesela bu mesela benim için en basitinden bu yaptığınız uzmanlık alanını biraz daha ön plana çıkarmamızın nedeni benim bunun farkında olup bunu biraz daha ön plana evet, çıkararak şimdi, hayatım bu evet, şekilde devam ettirebilmem değil mi? Çünkü sezgi gücü o kadar önemli ki demiştim bebekler annelerini hemen tanıyor fotoğraflarından ayırt ediyor bu çok önemli. Dolayısıyla yapılan araştırmalar bunu göstermiş. Yani doğuştan empati yeteneğimiz var, doğuştan sezgi gücümüz var ama o genetik mirasımız, hani atalarımızın genlerimizde taşıdığımız o duygusal DNA'larımız ve daha sonrasındaki o ön yargılar hani şöyle yaparsan böyle olur, bunu yaparsan böyle olur gibi bu hani kıstaslar bir kişinin zihninde gerçekten onu sınırlayıcı özellikler oluşturabiliyor. O nedenle İşte kendi gerçek özünde size şu anda sezgi gücünüzün olduğunu öğrenmiş oldunuz. Belki zaman içinde bu özelliğinize derinlemesine ulaşıp onu yukarıya da ön plana da çıkarma şansınız olabilir. Bir de iki taraf aynı olmaz derler her zaman değil Biz, mi? Bu evet, bilindik bir gerçek. İki, hepimiz iki yüzlüyüz dediğimiz zaman insanlar şöyle bir irkilebilir. Hayır ben değilim ama gerçekten otursunlar herkes yapabilir. Fotoğraflarını alsınlar ortadan ikiye kessinler. İki sağı birleştirsinler, iki solu birleştirsinler, farklı insanlar çıkacaktır. Sağ ve sol yüz hakikaten farklı. Çünkü sol lob, matematik zeka, doğrusal düşünme, lineer düşünme. Sağ da sanatsal düşünme, üç boyutlu düşünme. Dolayısıyla sol beyin etkinse, yüzünün sağ tarafının keskin olduğunu görüyorsak hatlarının, demek ki kitabımda var mesela İhsanoğlu Beyefendi öyle. Demek ki o insanın hani duygularının, çok keskin duyguları var diye düşünebiliriz. Yönetmeyi de öğrenmiş diye düşünebiliriz. Ama bu taraftan da işte yani her iki lobun etkit yaptığı taraflar bize o kişi hakkında bilgi verebilir. Size evet. baktığım zaman sizin iki eş, yani benim hani algılama gücüme göre
iki yüzünüzün de simetrik olduğunu görüyorum. Yani öyle çok büyük bir biri diğerinden farklılık olduğunu düşünmüyorum. İki beyninizi, iki lobunuzu da etkin kullandığınızı tahmin ediyorum. Hangi lobunuzu kullandığınızı merak ediyor musunuz? Evet. O zaman minik bir test yapabilir miyiz? Tabii tabii, lütfen buyurun. İki ellerimizi şöyle kenetleyelim birbirine. Hangi baş parmağınız üstte? Sol mu, sağ mı? Sağ. Sağ baş parmağınız üstte. O halde sağ lobunuz etkin. Ama dediğim gibi iki lobunuz da etkin kullandığınızı düşünüyorum. Sağın olması ne anlama geliyor? Üç boyutlu düşünme. Hı. Bakın bu çok önemli. Olayları hemen kavrama, yönetme, iletişimi. Sol beyin, tabii ki matematiksel zeka vesaire bu özellikler var. Ama sol beyin çok aktif olduğu zaman iletişim özelliklerinde zorluklar yaşayabiliyor. Sağ beyin etkin bir insan hemen olayları çerçevesini çizerek olayları çabuk kavrayıp karar verme mekanizmalarını hemen hayata sokabilir. Evet, yani resmi dış çerçeveden büyük boyutta görebilir. Ama solu çok açtığımız zaman sağ kapanıyor. Eğitim de bunu gerektirdiği için üzülerek bunu belirtmek zorundayım. Doğuştan sağ beyinleri açık olarak dünyaya gelen çocuklarımızı, o güzelim yani hani üç boyutlu görmeye, hayal görme gibi güzel yetenekleri, eğitim sol lobu açtığı için, sağ lobu kapanmaya yönelik olduğu için, çünkü analitik düşünme ve bu gibi özellikler ön planda olsun yaratıcılığı kısıtladığı düşünülür. Böyle olduğu kesinlikle söylenir. Kesinlikle evet. Kalıba sokmak evet, gibi. Dolayısıyla dünyada çünkü sağ tartışılıyor. Beyin daha özgür düşünür. Hani dolayısıyla çocuklarımızın hani eğitimde sol beyinlerini daha açıyoruz. Sağ ve sol lobu etkin kullanmak gerekiyor. Yani sağ beyni de çok açtığı zaman biri, hani inanılmaz düzeyde, bu sefer de hayal kendi fantazi dünyasına yaşamaya başlayabilir, realiteden uzaklaşabilir ve aynı zamanda yani dünyayla bağını kesebilir bir anda. Dolayısıyla sağını çok açık olan sol lobunu devreye sokmayı öğrenebilir. Ya da benim gibi sol beyin etkin biri ise sağ lobunu devreye sokmayı öğrenebilir. Her ikisini de entegre kullanmayı öğrenebilir. Ama dediğim gibi sizin her iki lobunuzda etkin kullandığınızı düşünüyorum. Şimdi o zaman aslında bu hayat için oldukça önemli ipuçları anlamına geliyor. Yani meslek seçiminde de bu böyle. Kesinlikle. Bir çocuk için mesela daha bebeklik çağından itibaren siz bunu görüp buna göre işte yaratıcı mıdır, biraz daha işte sorumluluk sahibi midir, verilen işi mi yapar yoksa kendisini kesinlikle yaratır gibi, değil mesela mi? Anlı yuvarlak olan insanların yaratıcı kreativite özellikleri çok yüksek. Özellikle üst alın bölgesi yüksek olduğu zaman bunu söyleyebiliyoruz. Burunun bitimiyle dudağın başlangıcı arasındaki filtruma da baktığımız zaman filtrum bu kısım. Evet, filtrum çok önemli. Bir insanın ünlü olma kapasitesini gösteriyor ve yaratıcı yeteneklerinin miktarı, kapasitesi hakkında da bilgi veriyor. Dolayısıyla bir insanın yüzüne baktığınız zaman yaratıcı tarafı mı daha ağır basıyor yoksa hani matematiksel ya da dediğimiz gibi lineer düşünme anlamında ağır basıyor? İşte projeleri hemen hayata geçiren heyecanlı bir tip mi, sabırsız bir tip mi? Yani nasıl projeleri nasıl hayata geçirme tarzı nasıldır onu bile öğrenebiliriz. Yine sizinle devam edelim mi? Lütfen buyurun. Evet, merak mesela, ediyorum ben evet, de açıkçası. Sağ beyniniz açık gayet evet. İyi ama sol lobunuzu etkin kullandığınızı da ben söylemiştim. Yüzünüzde onu ortaya çıkaran önemli göstergelerden bir tanesi de kaşlarınızın düz olması. Ters V olduğunu düşünmüyorum. Düz kaş olması hani... Bir de şöyle ters V dediğim şu şekilde kavisli evet. Kaşlar da var. Sizde düz olması kaşların akıl ve mantığın ön planda olduğunu gösteriyor. Kararlarınızı alırken akıl ve mantığınız ön planda. Kaşlarınızla gözleriniz arasındaki mesafenin kısa olması sizin başladığınız işi sonuna kadar götürdüğünüzü ve ekip arkadaşlarınıza çok uyumlu, onlarla birlikte uyumlu çalışma gösterecek bir kişi olduğunuzu bana anlatıyor ya da anlatır. Dolayısıyla iş dünyasına bir insanı seçerken neredeyse sizin kaşlarınız coach eyebrows dediğimiz coach kaşları sonuna kadar nereden başladı bitirmeye kadar ekip arkadaşıyla beraber o işini sonlandırmadan onlarla birlikte sonlandırmadan kesinlikle vazgeçmeyen bir insan karakteri olduğunu düşünebiliriz. Gözlerinizin yukarı doğru çekik olması hayata pozitif baktığınızı gösteriyor. Nazik bir insansınız. Göz altlarınız yuvarlak. Yüzdeki görebilecek her tür yuvarlaklık o kişiye ekstra nezaket katıyor. Evet. Dolayısıyla gözleriniz açık.
kesinlikle iletişime çok elverişli ve siz ille de iletişim diyen bir göz yapısına sahipsiniz. Yani insanlarla konuşmayı seviyorsunuz zaten işiniz gereği doğal olarak. Ama herkes olması gereken işi de yapmıyor tabii. Tabii ki. Yani iç sesini dinleyip de peşinden gidenler aslında o iç ses kendi gerçek kim olduğunu söyleyen ses. Dolayısıyla ben çocuk yüz okumalarında mesela baktığım zaman bir tane küçük kızımız şöyle demiş. Ben sanat yapmak istiyorum. Hangisini yapmak istiyorsun bilmiyor. Ama sanat yapmak istiyorum diyor. Bakın bu çok önemli. Tasarımcı olabilir. Müziğe yeteneği varsa müzik yapabilir. Sanat yapmak istediğine karar vermiş. Çocukların dediğim gibi sağ beyni açık olduğu için onlar bizden çok daha gerçekleri görebiliyorlar. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani ben sanat yapmak istiyorum diyor bakın. Bitti orada. Hangi konuda yeteneği varsa ailenin yapacağı şey onu yönlendirmek. Çünkü kendisini unuttuğu işte başarılı olur bir insan. İkide bir saate baktığı işte başarılı olması mümkün değil mi? Ömür boyu mutlu olması için yeteneklerini kullanabileceği işte gerekiyor. Başarılı olabilir. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Duygusal tarafınız da var sizin. Var. Benim duygusal tarafınız var. Onu da göz altlarınıza baktığımda anlıyorum. Detaycısınız, mükemmeliyetçisiniz. Parayı ve enerjinizi iyi kullanıyorsunuz ve neredeyse money box dediğimiz hani gerçekten yüzünüze baktığımda iyi bir tasarımlı bir burun görüyorum. Aslında Çinlilerde burun money box olarak biliniyor. Para mı? Evet, para kutusu bildiğiniz. Çünkü neden? 40'lı yaşlarda aslında bir insan kendini iş dünyasında iş gelebileceği en iyi yerlere geliyor. Doğal olarak 40'lı yaşları temsil ediyor yüz burnumuzda. 30'lu yaşlar gözler. Çocukluk dedik kulaklarımız. Alın ergenlik ve gençlik. Gözler, kaşlar 30'lu yaşlar. Burun 40'lı yaşlar. Örneğin Yunanistan'ın yeni başbakanı Tsipras, kendimi yakışıklı buluyorum ama burnumu beğenmiyorum diye bir röportajını okudum. Oysa bugünkü başarısını burnuna borçlu. Çünkü 40 yaşlarında gerçekten onun gücünü, otoritesini ortaya koyan bir burnu var. Dolayısıyla Çin'de de imparator seçilebilecek olan velihatların hani burnu biraz daha böyle yüzünde görünür hale gelsin diye bir takım böyle büyütme işlemleri yapıldığı söyleniyor. Bizde de tam tersi küçültmeye evet, çalışılır. Küçültme tabii. Ama karakteri yansıtıyor. Neticede bir burun, insanın karakteri ki, ön planda olacak. Kesinlikle detaycılık, güç. Burun evet. Güç sembolü gerçekten. Dolayısıyla hani burnunu tabii ki şu anda günümüzde estetikte şu gözleniyor. Flash bir yani cilt hiçbir leke olmasın ve dolgu çok ön planda. Çünkü dediğim gibi yani ekstra bir yuvarlaklık, yüzdeki herhangi bir yuvarlaklık karşı tarafta hani sorun yok gibi algılandığı için. Orada da gene belirgin bir şey üzerinde gidiliyor. Yani belirgin bir düşünce kriter üzerinden gidiliyor. Dolayısıyla doğru yapılacak olan estetik ameliyatlar o kişiye artı bir değer katabilir sonuçta. Sizin mesela çok 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 güçlü bir çeneniz var. İnatçılık özelliği olabilir. Çene kemikleriniz çok güçlü. Siz politikaya girseydiniz kesinlikle politik anlamda hani o hızlı geçen fotoğraflarda siz seçilecekler kategorisine yer alırdınız doğal öyle olarak. Mi? Çene ve çene kemikleri. Hiç düşünmemiştim evet, bunu. Evet. Ben size bunu söylemiş olayım. İleride ciddi anlamda çene ve çene kemikleri ön plana çıkan politikacıların kazandığı %72 oranında tespit edilmiş araştırmalar var. Çünkü çene kemikleri bir ağacın kökleri gibi. Çene kemiği güçlüyse onun da ağacın kökleri gibi güçlü olduğu bilinçaltı öyle algılıyor. Bir de hastalıkları da aslında buradan çözebiliyorsunuz. Siz yüze bakıp ki bu da çok eski. Hı hı. Yine o ilmi simaya dayanan veya daha öncelerine binlerce yıl öncesine dayanan. Çinli Taoist rahiplerin yaptığı işte yüzüne bakarak kadınlara dokunmak yasak. Düşünün yani zor bir olay. Uzaktan bakıyor hastalık teşhis ediyor. Benim kitabımda paylaştım. Kadınlar ama yanlarında bir porselen heykel getiriyorlar. O porselen heykel üzerinden buram hani rahatsız ağrıyor ya da şuramda bu hastalığım var gibi. Böyle bir karşılıklı iletişimle ortaya çıkıyor. Yani dokunma yok kendisini çünkü yasak. Kendisini de göstermeyip o heykelle gösteriyor. Aha. Mesela kulakların biçimsel olarak da iri kulaklı olmak günümüzde çok fazla beğenilmiyor. Ama kulak doğru. Atalardan gelen enerjiyi gösteriyor. Aynı zamanda iri kulaklı insanlar kulaklar işitsel özelliği ön plana çıkarıyorlar. Mesela iyi kulakları bu kadar iri olan bir insan
radyoculukta başarılı olabilir, sesle olan ilgili işlerde başarılı olabilir. Kulağı büyük olan bir insan, mesela insanların dokunmatik ya da karakter olarak hangi tip iletişimi seviyor bunu da anlayabiliyoruz. İşte göz altlarına bakarak o insanın böbrek ya da bir takım böyle bu alerjik reaksiyonlar gibi reaksiyonlar olduğunu anlayabiliyoruz. Kaşlar karaciğer sağlığının göstergesi. Dolayısıyla karaciğer sağlığımızda tabii ki biz zararlı maddeleri atıyor karaciğer, laboratuvar. Ama bir de toksik duyguların verdiği zarar var. Yani kaşlarımız ne kadar güçlü olursa toksik duygularla baş etmemiz de o kadar kolay olur. Sadece biz bunu kimyasal toksik maddeler olarak düşünmeyin. Toksik duyguların da bize verdiği zarar olarak düşünelim. İşte gerçekten buruna bakıp o kişinin bel kemiğiyle, bel sorunları, bel hastalıkları var mı? Sırt ağrıları var mı? Sırtındaki problemlerle ilgili bilgileri alabiliyoruz. Çenesine bakıp üriner sistemle ilgili, böbrekleriyle ilgili nasıl sorunları var anlıyoruz. Filtrumuna bakıp erkeklerin hani prostat problemlerine yönelik bilgiler, kadınların doğumda yaşadıkları, yaşayabilecekleri verilerle ilgili bilgiler de alabiliyoruz. Yani çok geniş. Size çok danışan oluyor mu Sevgi Hanım? Mesela böyle işte kurumlardan veya şahıslardan işte bu analizi yapılması için veya hem bu hastalık hem karakter analizi gibi. Evet, karakter analizi çok daha ön planda. Değil mi? Bireysel anlamda da çok başvuru alıyorum. Hani televizyon, özellikle televizyon çekimlerine gittiğim zaman mail kutum veya işte Twitter hesabım, Facebook ya da Instagram'daki hesaplarımdan çok başvuru geliyor. Gazetelere yazı yazıyorum. Oradan da tabii online olarak, gazete dediğim online ortamda yazıyorum. Dolayısıyla çok talep geliyor bireysel anlamda ya da eşinin yüzünü okumam. Hani bir özellikle genç kızlar sevgililerinin ya da erkek arkadaşlarının ya da bu partnerlerinin yüzlerini okumamı istiyorlar. Yani nereye gidersem gideyim. Ben aynı zamanda iş dünyasına yönelik eğitimler de veriyorum. Özellikle birlikte çalıştığımız bir kurum var. Onlarla beraber oturup hani organize ettiğimiz eğitimlerim var. İnsan kaynaklarına yönelik, sigortacılara yönelik, yönetici asistanlarına yönelik. Çünkü yönetici asistanlığı için de çok önemli. Yöneticisini tanıyana kadar geçen zamanı bir anda kazanmış oluyor. Kendisini aslında yani birçok işte daha doğru olanı nasıl bulur veya yani doğru eleman nasıl seçer diye evet. Biraz daha ama bu herhalde ön plana çıkıyor yine şirketler tarafından veya kurumlar tarafından da biraz daha anlaşılmaya başlandı gibi böyle hissediyorum söylediklerinizden. Evet, aslında şöyle söyleyeyim, ben nereye gidersem hani hangi ortama gidersem gideyim hani iş dünyası söz konusu olsun ya da yani bireysel anlamda. Politikacılar da oluyor mesela, evet, tabii değil mi? Ki. Evet. Dolayısıyla insanların samimi, o zaman hemen samimi paylaşıma geçiyor diyelim insan kaynakları yetkilileriyle, yani olduğu bir ortamdaysam, network bir toplantısındaysam. Evet, çok işimize yarayacağımıza inanıyoruz diyenler var. Yani bu Türkiye'de yeni olduğu için, bu bir yerde hani ben bunu tek başıma böyle bir misyonu üstlenmişim gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Buna inanarak yaptığım için tabii geri planda da benim insanlarla olan, hep yüz yüze olan işlerde çalıştığım için insanlarla birebir. Dolayısıyla insanlar benim bu sistemi anlatış biçimimden, bu sisteme sahipleniş biçimimden etkileniyorlar. Ve sonuçta kitabımı alıp okudukları zaman da görüyorlar. Yani yüzünü okuduğum ünlüler var örneğin. Ya evet, da o, burada evet, var. Ya da o kişinin yüzünü yönelik söylediğim sözler bir anda şaşırtabiliyor o kişiyi. Çok var. Hakikaten dikkat çekici. Burada hem öğrenebilirsiniz hem tabii, de karakteri de anlayabilirsiniz. Tabii kitapta ben okuyan bir kişi evrensel ilkeleri öğrenebilir, uygulayabilir. Ayrıca ünlülerin, seçtiğim ünlülerin yüzlerinde de önemli özellikler var. Kendilerini birebir yaşayıp da hani o yüreğinin sesini dinleyip giden birçok insan var. Özellikle onları aldım. Evet, ünlüler var, evet. Siyasiler var. Evet. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet evet, İnönü. Gözleri, kaşları bakın ön planda ve gerçekten onun hayatında da Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayatını yönlendiren göz ve kaş oldaki o yüksek, farklı ateş enerjisi. Evet, Adnan Menderes var yine politikacılardan evet. Baktığımızda. Daha bugüne geldiğimizde mesela burada yazmışsınız yine çok enteresan, hakikaten de böyle mi diye düşündüğünüzde hakikaten evet. Bu şekilde olduğunu tahmin ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan var.
nasıl başlamışsınız? Oldukça iyi tanımlanmış iri kulaklar atalardan genetik olarak alınan hediye ata enerjinin. Evet, öyle bir atalarından hediye ata enerjisi var Sayın Cumhurbaşkanım. Yaşam enerjisi çok yüksek. Lider olduğunu anlıyorsunuz, güçlü olduğunu anlıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ve öne çıkan özelliklerden bir tanesi alın. Yani hem anne ve babadan karma aldığını görüyoruz. Bu önemli. Tabii bu karma her zaman pozitif olma anlamına da gelmeyebilir. Ama genetik olarak aileden bu karmanın geçtiğine dair veri aldığınız zaman o takdirde kendinizi yönlendirebilmeniz, hani her zaman atalarınızın elini arkanızda hissetmeniz önemli bir özellik. Ama bu demek değildir ki karması olmayan kişi desteksiz kalacak. Bu sefer kendini bu özelliğiyle tanıyıp kendini daha donanımlı hale getirebilir. Hani pozitif ve negatif özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri anlamında. Dünyaya bakalım. Dünyadan gidelim isterseniz. Putin var burada. Vladimir Putin. Çok iyi tanımlanmış. İri kulaklar diyorsunuz yine. Açık zihin diyorsunuz. Saç çizgisi mesela burada önemli. Evet. Ki aslında politikacıların da aşağı yukarı çok birebir olmasa bile belli özellikleri, lider olmak için belli özellikleri taşıması gerekiyor. Ve o özelliklerde bazıları ortak nokta. Politikacıların ortak bir elementi dahi var. Yani 5 element teorisinde burada ayrıntılı anlatamayacağız ama politikacıların şöyle önemli özellikleri var. Özellikle kaş bölgesi, tabii alın bölgesi çok önemli, kulak da çok önemli. Kaş bölgesi ve göz bölgesi aynı zamanda sizin kaş kemiği kadınlarda çıkık olmuyor. Çünkü testosteron düzeyini erkeklerde gösterdiği için kaş kemiği çıkık olmalı. Oluyor. Neden? Çünkü yönetmeye istek duymalı. Yani sizin elmacık kemikleriniz çok çıkık olsaydı, sizin bu kaş kemiğiniz çıkık olsaydı diyecektim ki Uyanış Hanım çok yönetmeyi seven biri. Ama siz ne yönetmeli ne yönetilmek istiyorsunuz? Kendi, değil mi? Doğru. Yani, doğru. Daha evet, bağımsız kesinlikle, olmak. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla ama kaş kemiği çıkık olacak politikacının. Yönetme isteği ve ani çıkışları gerekiyor. Düşünün. Yani aynı zamanda kaş kemiği çıkık olacak. Aynı zamanda çene ve çene kemikleri çok güçlü olacak. Çenesi. Çünkü bilinçaltına bunu göndermesi lazım. Kaş kemiği çıkık, kaşlar güçlü olduğu zaman, alın da geniş olduğu zaman düşüncelerini hemen hayata geçirme isteği duyar politikacı. Politikacılar aslında dünyayı değiştirme isteğiyle dolu insanlar. Kendi istedikleri gibi değiştirmek isteyen insanlar. Dolayısıyla hemen düşüncesini hayata geçirip uygulamak isteyenler. Bu dürtüsellik, bu içsel enerji olmadan politikacı olmak biraz zor. Yani. Evet, yani burada hakikaten mesela oyuncular da var, Kıvanç Tatlıtuğ var. Kitabı da biraz karıştırırken aslında bunları da görüyorum. Burun bitiminden çeneye kadar olan bölümün daha uzun olduğu dikkat çekiyor. Yüzü saç çizgisinden kaşlara, kaşlardan burun bitimine, burun bitiminden çenenin altına kadar yatay bir çizgiyi üçe bölüyoruz yüzümüzü. Hangi bölüm? Üçü de birbirine eşit olmalı. Eşit değilse hangi bölüm uzunsa ona bakıyoruz. Öyle mi? Evet. Mesela fotojenik olmak için de bu söylenir. Yüzü bölüp fotojenik mi değil mi diye anlaşılabilir bir insan deniyor. Anlaşılabilir. Zaten hani altın oranda da belki altın daha oran, sonra söz ederiz. Altın oran yüzde de zaten hepimizde var olan, vücudumuzun her noktasında, hücrelerde dahi var olan DNA'da altın oran var. Dolayısıyla biz mükemmel yaratılmışız. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece kendimize güvenmemiz yeterli. O nedenle bilinçaltı bunların hepsini ayırt edebiliyor. Ve siz kimsenin başarısız olması için, ya herkes başarılı olabilir. Herkesin başarılı olacağına inanıyorum. Hiçbir neden yok hiçbir diyorsunuz. Hiçbir neden yok. O önemli olan o kendini yönetmek, evet. Farkında olmak. Niye? Çocuğunuz doğdu. Anne karnı çok önemli. Anne karnı bilinçaltı. Güzel bir hamilelik dönemi geçirdi. Genetik kodlarımız, tabii DNA'larımız, duygusal DNA'larımız var. Ama onlar çevre şartları uygun olduğu zaman ortaya çıkıyorlar, uygun olmadığı zaman uyuyorlar. Dolayısıyla çevre şartlarımızda düzgün yaptığımız zaman biz, çocuğun gerçekten kendini birey olarak onu gördüğümüz zaman ve yeteneklerine göre yüzü bir kitap gibi okunabilecek şekilde dünyaya geliyoruz. Harfleri basılı olmayan bir kitap, her insanın yüzü. O harfleri biz koyacağız, biz yazacağız, onu kitap haline biz getireceğiz. Dolayısıyla yeteneklerine göre eğitim alan bir çocuk başarısız olması mümkün değil. Çünkü insan dediğim gibi kendini unuttuğu işlerde başarılı oluyor. Bizim yapacağımız şey çocuğumuza güvenmek, yeteneklerini biliyoruz. Ona güvenmek, birey olarak onu kabul etmek ve çocuklar inanın büyüklerden daha çok değişime istekliler.
büyüklerin değişimi daha zor. Çünkü davranışlar oturmuş oluyor. Yani alışkanlık düzeyinde artışlar görülüyor. Dolayısıyla ben kişi kendini tanırsa, gerçekten güçlü ve zayıf özelliklerini öğrenirse, Çin yüz okuma sanatının desteğiyle evrensel ilkelerinin kendini iyi tanırsa, karakter özelliklerini stres anında nasıl davranabildiğini görürse, bütün bunların hepsi ortaya onun %100 kendini kullanacağı bir insan modeli çıkıyor ortaya. Kendini kullanacak sadece. Peki şimdi bu eğitimi isteyen herkes alabilir mi? Bunu soracağım. Çünkü bu aynı zamanda kişinin suratına baktığınızda onu ne kadar görebildiğinizle alakalı. Yani bana sorsanız yüzde yapın nasıl diye çok fazla tarif edemem ama siz benimkini belki tarif edebilirsiniz. Yani bu bir yetenek de aynı zamanda. Onun için soruyorum. Herkes bu eğitimi alabilir mi? Mesela bu kitabı okuyup bir başlangıç yapabilir ama bir başlangıç yapabilir. Ama şöyle, tabii ki nasıl ki iyi bir koç olmak için çok 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 seans yapmak gerekiyor. Tabii. Yani biraz deneyimi kazanmak gerekiyor. Bir süre sonra tabii bunu kendisi de uygulayabilir. Azimli bir insan kendisi yapabilir. Bakın onu da ama bir mentor desteği gerekli. Yani ben de kalktım ve Amerika'ya gittim. Ünlü yüz okuma uzmanı Gene Hanner'dan 30 yılın üzerinde deneyimi var. Ben de alıp ondan feyiz alıp geldiğimde kendimi başka hissettim. Dolayısıyla o öğrendiği bilgileri pratik yaparak uygulaması gerekiyor. Bir süre sonra zaten davranışsal bir biçim, o bir davranış biçimi haline geliyor. Ve bisiklet sürme gibi bir gerçekten oturmuş bir davranış modeli gibi kalıyor. Peki sizi rahatsız etmiyor mu Sevgi Hanım? Mesela böyle görür görmez aslında o kişinin karakterini aşağı yukarı çözüyorsunuz. Çok dikkatli bakmasanız bile. Yani bu kendi özel hayatınızda biraz daha ön plana çıkmıyor. Mesela kızınız var bildiğim kadarıyla. İşte kızınızın mesela bir erkek arkadaşı var veya herhangi bir kız arkadaşı var. İşte şimdiye kadar olan dönemde hayatı boyunca orada biraz acaba rahatsız edici bir boyuta ulaşır mı diye merak ediyorum açıkçası. Tabii şöyle bir şey, benim hani en yakınım kızım, telaffuz ettiniz, arkadaşlarım. Bir insanın hayatına dokunmak, onun kararına etkilemek kolay değil. Hafif böyle bir durup düşünmeye gerektiriyor. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki zorlayıcı dönemler oluyor. O kişiyi tanıdığım, yani o kişinin yüz hatlarından karakter özelliklerini öğrendiğim zaman bunu ben hani kendi yaş özelliğime bakarsam kendime uyguladığımda çok fazla artılarını görüyorum tabii doğal olarak. Ama genç bir insan için zorlayıcı olabilir. Dolayısıyla onun bilinçaltı kodlarıyla yüzleşmesi gerekiyor. Doğru bir şekilde bu hani yüzünden okuduğum karakter özellikleriyle bilinçaltı kodlarının birbirine paralel olması gerekiyor ki o kişi seçtiği kararları da kararlardan rahatsızlık duymasın. Mesela sizinle konuşurken yine bu hastalıklardan bahsettik ya az önce. Bağışıklık sistemi üzerine de söyledikleriniz var. Hatta bu kitapta da geçiyor galiba, evet. Değil mi? Nedir oradaki mesela nasıl kontrol ettiğimizle alakalı mesela Secret vardı bir ara. Çok gündemdeydi, evet, ama bu biraz daha farklı herhalde, değil mi? Bu biraz daha farklı. Şimdi insanlar hep hani ben işte evrene saldım, tohumlama diyoruz buna. Benim isteklerim nasıl olsa gerçekleşecek diye bir secret buradan çıkmış bir öğreti diyeyim. Ya yani da bir, o da aslında çok eski. Yani eski yeni bir şey ama değil. Hiç insan zihni bir kafasında bir takım hani projeler geliştirdiği zaman ona odaklandığında zaten beden ona uygun davranışlar sergileyebiliyor. Ama asıl önemli olan işte o bilinçaltındaki yatan, onu engelleyici, ket vurucu olan duyguları, düşünce, davranış, duyguları nedir? Orada kayıtlı kimyasallar. O çok önemli. Onu açtığı zaman zaten hani bir projeyi belki bir yapmak istediği bir işi yarına, öbür güne, aylara, yıllar sonra bile hala yapmak istediğini başlamak için adım atmış olmayan birçok insan var. Zaten asıl sorun da orada. Tamam, düşündü, hemen harekete geçen, onu hayata geçirmek isteyenler de var. Ama bu sefer de tabii ki duygu yönetimini doğru yapması lazım. Şunu demek istiyorum ben. İnsanlar kendi bilinçaltını tanıyabilir. Kendi bağışıklık sistemini yönetebilir. Bu ne demek istiyorum bununla? Bilinçaltı, eğer bir kişi nerede zorlanıyor ise o noktada mutlaka ona ket vuran negatif bilinçaltı kodları vardır. Zorlanıyorsa, adım atmak istemiyorsa, o projeyi yapmak istiyor, ne kadar çok yapmak istiyor ama yapamıyor, yani yapmayacak şekilde harekete geçmiyorsa
Mutlaka orada bilinçaltı negatif kodlar vardır. Onun üzerine düşünmeli. Beden zaten, beden ve zihin hepsini zaten o kişiye veriyor. Hasta olmadan önce bile bir takım belirtiler veriyor. Bağışıklık sistemini, eğer bir insanın en büyük serveti bağışıklık sistemi. Koruduğu zaman bağışıklık sistemi, çünkü tıpkı karaciğer gibi duyguların içsel diyaloglar, negatif diyalogları dinliyor. Bir kişi kendini, hani en çok kendimizi yerden yere vururuz ya, başkalarından çok. En çok kendimizi cezalandırırız. O negatif kodları dinliyor ve sonrasında salgılanan işte adrenalin, noropinefrin, bilmem bunun gibi negatif anlamda duyguları kimyasına bakıyor, ölçüyor, biçiyor, tamam diyor ve kendini kapatıyor. Ve ondan sonra hastalıklar zaten, savaşacak bir ordu yoksa o zaman hastalıklar gelmiş. O insan hastalıkları kendi davet etmiş oluyor. Büyük bir iş yeri düşünün. Herkes grip olmuyor bir grip salgınında. Bir ülkede herkes, en ciddi hastalıklarda bile herkes hastalığa yakalanmıyor. Ya da daha güçlü bir mikropla bile, virüsle kesinlikle karşılaştığınız zaman onu yenme durumunuz bile olabiliyor. Zamana, dirence göre değişiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla Çin yüz okuma sanatında bu sanatını burada da faydalanabiliyoruz. Çünkü karakterlerin, yani yüz hatlarından okuyabildiğimiz karakter özelliklerine bakıp aynı zamanda hangi hastalıklara eğilimli olduğunu da görebiliyoruz. Bu çok önemli bir olay. Örneğin çok güçlü kaşları olan işte ve hemen hayata her şeyi böyle geçirmek isteyen sabırsız gibi bir insan düşünelim. Sadece karaciğer sağlığını ön plana alıyoruz kaşlara bakarak. Ama aynı zamanda toksik duyguları da karaciğer süzüyor. Dolayısıyla onu da vücudumuzdan, bedenimizden zararlı etkilerini uzaklaştırıyor. Kaşlarının hani çok fazla kaş alıp da hanımefendiler bu konuda, hani onların lütfen yanlış anlamasınlar. Hani çok fazla alsınlar ama kaşlarını çok fazla aldıkları zaman bir karaciğer, bir kaşlar bir güç göstergesi. Yani karşısındaki insana hani güç anlamında, bilinçaltının okuyabileceği güçlü, kendine güven konusunda önemli ipuçları veriyor. Biz güzel görünmesine daha çok bakıyoruz. Evet. Halbuki böyle değil. Evet. Biraz tabii önce ki, çıpras örneğinde verdiğiniz evet, gibi yani kesinlikle. Bunun o bir karakteri de sembolize ediyor. Aynen ortaya öyle çıkıyor. Yani olduğu gibi kabul edilip, ama mesela estetik ameliyatlarda özellikle bazı benim tasvip ettiklerim, onayladıklarım var. Nedir? Hani burnunu çok küçük hale getirmek istiyor. Zaten küçük burunlu, hani böyle kayak pisti gibi diyebileceğimiz, böyle ucu havaya kalkıp burun. Uyumlu insanlar, nazik insanlar bir şekilde kendilerine zarar vermiyorlar. Ama tabii ki burun karşısındaki insana güçlü bir insan olduğu imajını veriyor. Diyelim ki hani çok fazla burunlarını küçültmesinler anlamında söylüyorum. Elmacık kemiklerini çıkık yaptıran hanımlar var işte galiba. Buna protez mi deniyor? Onu da eğer evet, doğal... Şöyle. Evet, burada ben mesela onu onaylanabilir. Neden? Eğer doğal olduğu takdirde... Çünkü bir anda otoriter kendisine ve güçlü olduğuna dair bir ama görüntü. Ama öyle görünüyor. Görünüyor olmuyor. Ama şöyle olmuyor, ama işte ya içsel olarak neyse onu ortaya koyacak ya da kendisine böyle bir ekstra bir özellik yüklediği zaman, onu fark ettiği zaman, ona göre uygun davrandığında o yeni kendisine, biçimsel olarak kendisine yeni edindiği biçimde karşısındaki insana bir süre sonra doğal gelebilecektir. Bu konuda ciddi bir şekilde, mesela çenesi geriye çıkık, ileri çıkık olan çocuk, eğer çenesi ileri doğru çıkık olan çocukları olanlar, lütfen çocukları böyle çocuklar olduğu için gurur duysunlar. Çünkü asla kimseye hakkını yedirmez. Sonuna kadar hakkının peşinde gider. İnatçılık özelliği de olabilir ama çenesi çıkık olmayan, biraz geriye doğru, içeri doğru basık olan, çocukken baskı altında yetiştirilmiş kişilerin çeneleri biraz bu şekilde çene oluyor. Dolayısıyla çenesini ileri çıkık yaptırarak hani kendini bu baskıdan kurtarabilir. Böyle bir ameliyat yaptırabilir. Bakın bunlar önemli. Ama sonrasında da ona yönelik içsel çalışma yapması gerekiyor. Sadece onu öyle yapmayı, onu yapıp bırakmaktan kaçınmalı. Bu anlattıklarınızdan yola çıkarak aslında hep insanın kendisinin farkında olması ve kendini yönetmesiyle sonra etrafındaki, yani yönetmekten evet, kasıt tabii ki liderlik etmek anlamında değil. O ilişkileri, o iletişimi yönetmekten kesinlikle bahsediyoruz. Bunları yapabilirler. Anaokulundan itibaren çocuklar, ta Harvard Üniversitesi'nin devamında dahi bu kadar uzun bir araştırma yapılmış. Çok zeki çocuklar, yani ve sosyal zekalı çocuklar, bunlar ayırt edilmiş.
kendini yöneten çocuklar çok zeki olanlar değil. CEO'lar çok zeki, kendini iyi yönetenler. Kendini iyi yöneten, insanları iyi yönetenler zeka düzeylerinin dahilik ya da çok yüksek olması gerekmiyor. Yani zekası olup da tabii ki kendisini iyi yönetmesi harikulade bir şey. Ona bir sözüm yok. Ama duygularını yönetemediği takdirde başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Başarı ya da daha önemlisi belki bakış açısına göre mutluluk. Yani daha kesinlikle mutlu olması için de bu iletişimi yönetmesi gerekiyor. Hayata bakış açısı da burada çok önemli. Tabii. Yani pozitif bakan insanlar, yani etrafı yöneten, pozitif hayata bakan insanların seçtikleri eşler, seçtikleri işlerde de daha doğru kararlar verdikleri gözlenmiş. Hayata. Ama mesela ben bu kitapta da bakıyorum. Sizin bana beni örnek olarak söylediklerinize de bakıyorum. Olumsuz bir söz söylemiyorsunuz. Hep olumlu üzerinde gidiyorsunuz ki olumlu yön planı çıkarsın, değil mi? Öncelikli olarak tabii ki genelde bireysel birebir görüşmelerde tabii ki negatif taraflar da söyleniyor. Ama bu demek değildir ki benim yüzünü okuduğum insanların birçok negatif özellikleri de var. Dediğim gibi söylüyorum. Ani mesela dürtüsellik pozitif olarak iyi yönetilirse harikulade. Ama negatif olarak olduğu zaman birdenbire taşınma, birdenbire iş değiştirme. Yani bunlar içsel olarak ani kararlar, ani böyle hani dönme, bir anda bir bakıyorsunuz bir insan, hiç inanamıyorsunuz nasıl böyle bir karar verdi diyorsunuz. Dolayısıyla o kendi özelliğini fark edip bunu güzel bir şekilde yönettiği takdirde kendisine daha az zarar verecek. Demek istediğim bu. Ve enerjiyi mesela burada örnek verdiğiniz bazı insanlar var. Sizinle konuşmamızda da sohbetimizde de hep böyle çok enerjisi olan insanlardan da bahsediyorsunuz. Yani bunlar ünlüler, evet, politikacılar gibi, sanatçılar gibi ama bu enerjinin de bir şekilde boşaltılması gerekiyor. Yani çocuklar için de bu geçerli, yetişkinler için de geçerli. Onu bilebilmek, yani benim içimde fazladan bir enerji var, bunu açığa çıkarmalıyım mı bilip bunu da yönetmek gerekiyor. Çok önemli, çünkü diyelim ki bir hanımefendinin eşi gidiyor, basket oynamak istiyor ve kızıyor ona. Ama oynaması gerekiyor. Ya da öğrenci o kadar hareketli ki içindeki, ben söylüyorum veli, yani benimle iletişimde olanlara, sadece yüzme bir çocuğun enerjisini atması için, o içindeki hani dürtüsel enerjiyi ileriye atılma, hemen harekete geçme enerjisini, o ne yapacak? Koşacak, yani terleyecek. İyice yoracak kendini ki ancak o zaman o enerjisini harcasın. Yani aktif sporlar yapacak dolayısıyla. Ama bir yerde tabii ki kendisini yine yönetmesi için o kişinin mutlaka iyi bir nefes, doğru nefes almayı bilmesi gerekiyor. Doğru nefes almasını öğrendiği takdirde stresini de yönetebilir. Yani bunlar inanın hepsi de bir insanın yapabileceği şeyler. Yapılamayacak şeyler değil. Asıl yapılamayacak şeyler belki de kendi yeteneklerine uygun olmayan bir alanda kendini ispat etmeye çalışması. Ki bu da başarısızlıkların, evet, başlangıcı gibi. Israr etmesi. Eğer, evet, sürekli üstüne gidip ısrar etmesi. Ama kendi yeteneklerine uygun bir alana geçtiğinde başarı, inanın, hiç çok kısa bir sürede kendiliğinden gelir. Vakit bulamıyoruz çoğu zaman. Mesela bu nefes teknikleri dediniz. Mesela sporcular çok kullanır bunu. Onun dışında işte bu yüz okuma gibi. Vakit bulamıyoruz dediğimiz şeyler aslında hayatımızda ne kadar önemli. Vakit yani, bulamıyoruz sözünü duyduğum zaman mutlaka bilinçaltında negatif kodları var diye düşünüyorum ben. Çünkü vakit, her zaman vakit yaratılır. Yani oturup, yani biz koçlar, yaşam koçları zaten insanların hayatını yönetmesi için stratejik planlar hazırlıyor o insanlar. Biz değil, o insanlar kendileri hazırlıyorlar. Dolayısıyla hani saatlerce telefon konuşması yapıyor olabilir, vaktini o kadar harcayabilir ki yani farkında olmadan. Otomatik olarak o davranış yaptığı, kendini zora sokan, zamanını boş harcayan davranışlarından kurtulup onu artı, dediğim gibi, istediği alana çevirdiği an vakit bulabilir. Kesinlikle vakit bulabilir. Yani vakit bulamıyorum sözcüğü beni ikna edemez. Mümkün Siz değil. Siz şimdi bu anlattıklarınızda veya farklı programlarda ya da bu kitapta aslında kişilerin karakter analizinin nasıl yapılması gerektiğini gösteriyorsunuz. Yani kesinlikle fotoğraflı hepsinin ama anlatımı var. İşinizin sırrını paylaşıyorsunuz burada. Kesinlikle paylaşıyorum. Doğru. Birçok insan alıp okuyup kendi hayatına uygulayabilir diyorum. Ama bunu benim yapmak istememdeki neden, hayatın paylaşılarak çoğalacağını düşünüyorum. Ben de isterim tabii ki insanlar bunu uygulasınlar.
Nasıl ki Osmanlı eş seçerken, saraya işçi alırken, işte ortak seçerken, bakın ortaklık, iş ortaklığı da önemli. Eğer beraber paralel olarak güzel şeyler, ille de kişilikleri aynı olması gerekmiyor. Burada bir de önemli olan, hani iki eşin kişiliklerinin ya da ortağın birbirinin aynısı olması gerekmiyor. Hani o dalgalarla savaşmak yerine dalgaların akışına bırakmak anlamında. Birbirleriyle uyumlu, yani dans etmek anlamında hayatla, ya da birbirleriyle dans etmek anlamında söylüyorum. Çok isterim, bu kitap piyasaya çıkalı bir yıl oldu ve ben hemen hemen hakikaten haftalık bir televizyonda da bir programda haftalık konuğum. Dolayısıyla isterim tabii ki, neden olmasın. Siz de haklısınız, ulaşılmaz olmak için hani sırların paylaşılmaması gerekiyor. Ama ben diyorum ki hayat paylaşılarak, bilgiler paylaşılarak çoğalır. Evet, bu bir başlangıç olabilir. Bir de bu kitabın sonunda da çok önemli de sözler var. İnsanı yoran yaşadığı hayat değil, taşıdığı maskelerdir. Çok doğru. William Shakespeare demiş. Kesin, evet. Artık yoruldum diyorsanız bu kitap size, tam size göredir de diyorsunuz. Ve aslında siz istediğinizi yaşama ulaştıracak şifreleri çözmek sizin elinizde. Evet. Ve bunu da belki biraz vakit ayırarak, hani ayırarak, tabii ki bu işin uzmanlığı değil de biraz daha önce kendine tanımak, uygulayabilir. Önce yani kendini, burada kendine olmak, uygulayabilir. Sonrasında insanlara yönelik. Kendine uygulayınca tabii ki hani bu bir iş olmuyor. Ama bu, bununla ilgili hani farklı insanlara uygulamak alanına geçtiği zaman bu iş biraz daha ciddi bir zemine doğru gidiyor. Dolayısıyla hani dileyen benim eğitimlerime katılabilir. Bütün verdiğim iş dünyasına yönelik eğitimlerim var. Veya genelde insanların yüzündeki aşk şifreleri, zenginlik şifreleri, sağlık şifreleri gibi şifreler var. Mutluluk şifreleri. Bunlarla ilgili ayrı eğitimlerim var. Dileyenler katılabilir. Gerçekten. Ve ben öğretmenlik mesleğini yaptığım için çok mutluyum. Çünkü insanların en kolay şekilde nasıl öğrenebileceğine yönelik hazırlıyorum bütün sunumlarımı. Yani hani daha nasıl kısa yolla öğretebilirim düşüncesiyle hazırlıyorum. Daha anlaşılır. Katılabilirler. Evet. Dolayısıyla öğretmenim dediniz. Evet. Öğretmenlerin de çok ihtiyacı var aslında. Çok ihtiyacı var. Evet. Önemli. Çünkü eğer bir çocuk gerçekten hayal gücü çok yüksekse, o derse konsantresi kolay olmayabilir. Yani hani 40 dakika sonra tekrar teneffüs 40 dakika. Dolayısıyla öyle çocukları kazanmanın yolu olduğu gibi kabul ve onların kendilerinin rahatlaması için onlara fırsat tanımak. Çünkü bütün bir sınıfı aynı göremeyiz. Evet. O sınıfın içinde farklı değerlerde, farklı zekalarda, farklı beden, yani kişilik özellikleri olan çocuklarımız var. Geleceğimiz onlar bizim çünkü. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah izleyenlerimiz de aynı keyfi almıştır. Ben çok çünkü teşekkür çok farklı ediyorum. Bir konu. Evet. Sizin alanınız hakikaten çok farklı. Belki daha da yayılacak önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemlerde. Çünkü uluslararası anlamda çok kabul görmüş kuralları var ve gelişmiş ülkelerde de hem kurumlar hem şahıslar adına çok kullanılıyor. Belki bizde de aynısı olabilir. Diliyorum, ta ümit Osmanlı ediyorum. Döneminden, yani, daha kesinlikle, öncesinden bu yana. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum konuk aldığınız için. Sağ olunuz. Evet, Çin Yüz Okuma Sanatı uzmanı Sayın Sevgi Karaca hem kitabından yola çıktık, Sen Gerçekte Sen Misin diye, hem de kendisinin aslında bu konudaki uzmanlığından yola çıkarak bazı ipuçları verelim istedik. Tabii ki isteyenler çok daha fazlasıyla ilgilenebilir ve tabii ki bu işin eğitimi başta olmak üzere daha çok ön plana çıkarabilirler. Sabah kahvesini bu notlarla noktalıyoruz. Tekrar farklı bir programda karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.